Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S10 Plus kamera özelliklerine göz atıyoruz. Telefonun kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung Galaxy S10'u biz o tanıtıldığı gece İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında gidip hem S10'u hem de diğer S10 Plus ve S10 E modellerini incelemiştik. Öyle bir ön inceleme videolarını yayınlamıştık. Ancak telefon bize biraz geç geldiği için, Samsung Türkiye biraz geç yolladığı için inceleme yapma fırsatımız olmadı. Zaten inceleme yapan birçok yayında olduğu için biz telefonun incelemesi yerine kamera özellikleri bir göz atmayı tercih ediyoruz. Bildiğiniz üzere telefonda arka yüzde üçlü bir kamera dizilimi bulunuyor. Ön yüzdeki ise ikili bir kamera dizilimi var. Yani toplamda 5 kameralı bir cep telefonu karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bu kameraların teknik özelliklerini bir göz atalım. Daha sonra örnek fotoğraflar, örnek videolar ile beraber videomuzu tamamlamış olacağız. Samsung Galaxy S10 Plus'ta az önce de bahsettiğim gibi üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Birinci kameramız 12 megapiksel f1.5 2.4 çifti şeklinde bir tasarlanmış diyaframımız var. Bu kameranın görüş açısı 26 mm. Ve kameranın sensör boyutu ise 1/2.55 inçlik bir kamera bulunuyor. Dual piksel teknolojisi var ve optik imaj sabitleme özelliği olduğunu da belirtelim. İkinci kameramız ise telefoto özelliğine sahip, yani zoom özelliği bulunuyor. 2x optik zoom sunuyor bu kameramız. F2.4 diyafram açıklığına sahip ve görüş açısı da 52 mm olduğunu belirtelim. Yine bu kamerada da optik imaj sabitleme özelliğinin bulunduğunu söylemek isterim. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip 12 mm görüş açısı sunuyor. Anlaşıldığı üzere bu ultra geniş açı bir kamera. Bunu da belirtmiş olalım. Ana kameralar 4K 60 fps video çekebiliyor. Biliyorsunuz Samsung zaten son 2-3 yıldır telefonlarında 4K desteği sunuyordu. Son 2 yıldır da 4K 60 fps desteği sunuyor. Samsung Galaxy S10 Plus'ta 4K 60 fps desteği sunan bir model. Ön tarafa gelecek olursak, ki ön tarafta önemli bir değişiklik var. Artık kameralar ekrana gömülü, ki dünyada çok az sayıda cep telefonunda bulunan bir özellik bu. Samsung'da da ilk kez bulunan bir teknoloji. Ön tarafta 2 adet böyle sağ üst köşede minik delik bulunuyor. Samsung Galaxy S10'un ön kameralarında ise 10 megapiksellik çözünürlük bulunuyor bir tanesinde. F1.9 diyafram açıklığının olduğunu söyleyelim. 26 mm'lik bir görüş açısı bizi karşılıyor. Dual piksel desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ana kamerada dual piksel desteği var. Bunu da belirtmiş olalım. İkinci kameramız ise 8 megapiksellik alan derinliği kamerası. F2.2 diyafram bulunuyor bu kamerada ve 22 mm'lik bir görüş açısı sunduğunu da belirtmiş olalım. Bu arada Samsung Galaxy S10 Plus'ın ön kamerasında genelde çok az üründe bulunan 4K 30 fps video kayıt özelliği bulunuyor. Biliyorsunuz genelde ön kameralar en fazla işte Full HD çeker. O da 30 fps'dir. Çok istisnai modeller 60 fps çektiği var. Bu üründe 4K 30 fps desteği var. Daha önceki Samsung modellerinde de 2K'ya kadar çıkıyordu bu arada bu değer. Ama ilk kez 4K desteği de ön kamerada da gelmiş oluyor. Samsung video tarafındaki ciddiyetini ve bu konuya önem verdiğini bu ön kameranın 4K çekmesi de bize göstermiş oluyor. Evet, şimdi Samsung Galaxy S10 Plus'ın kamera menüsüne bir girelim hep beraber. Şimdi kameramızı açtığımızda şöyle hemen bizi ana kameradan başlıyorum tabi her zaman olduğu gibi. 3 farklı çekim açısı karşılığı. Bir tanesi geniş açımız, ultra geniş açı 0.5 olarak gösteriyor. 0.5x olarak gösteriyor. Bir tanesi x çarpı 1 dediği, yani normal açı. Diğeri de 2x dediğimiz, yani optik olarak 2x zoom girebildiğimiz açımız bizi karşılıyor. Üst tarafa bakalım her zaman olduğu gibi. Ayarlar bölümünde ne var? Görsel zeka bizi karşılıyor. Yani yapay zekayı acaba işin içine ekleyelim mi, eklemeyelim mi diye bu ayarı buradan yapıyoruz. İsterseniz kapatabilirsiniz, isterseniz kapatamazsınız. Kapatmayız, açıyorsunuz.
Çekim önerilerini size yardımcı oluyor. Yani şöyle çekin, böyle çekin, şu modu kullanın gibi. Hata tespit etme özelliği var burada açıp kapatabildiğimiz. Biri fotoğraflarda göz kıptığında veya bulanık gördüğünde bildirim alın gibi bir menümüz geliyor burada. Bunu isterse yapabiliyoruz. Hareketli fotoğraflarda birkaç saniye hareketli, sonrası sabit görüntüler çekmemizi sağlıyor. Çoklu çekim yapma modunda ise deklanşör tuşuna basılı tuttuğumuzda ne olacağını ise yine bu menüdeki ayardan belirleyebiliriz. Fotoğraf çekebiliyoruz, çoklu çekim yapabiliyoruz veya GIF oluşturabiliyoruz. Buradan şu anki yani standart olarak fabrika ayarlarında geldiğinde telefon çoklu çekim yap özelliği aktif oluyor ama bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Menüde bizi karşılayan bir diğer özellik ise kaydetme seçenekleri. Kaydetme seçeneklerinde işte HEIF fotoğraflar farklı bir formatta. RAW olabiliyor isterseniz, bu Pro modunda oluyor. Fotoğraflar ön izledikleri gibi, ön izlendikleri gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ultra geniş şekil düzeltmesi isterseniz yapabilirsiniz. Selfie şekil düzeltmesi de yine yapabilirsiniz. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz menülerden. Arka video boyutu da ayarlayabiliyorsunuz burada. Çözünürlük olarak işte şu an 60 fps 4K seçilmiş durumda. Daha yüksek çözünürlük zaten yok. Gelişmiş kayıt seçeneklerinde de yüksek verimli video aktif edebiliyoruz. Yani HEIF formatını aktif edebiliyoruz. O da bizim elimizde. HDR'yi açıp kapatabiliyoruz. Matrix çizgilerini açıp kapatabiliyoruz. Konum etiketleri yapabiliyoruz. Kamera modlarını düzenlediğimiz bir menü var burada. Hani mesela şu mod görünsün, bu mod görünmesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani yiyecek, gece, panorama, pro, canlı odak, fotoğraf, video, ultra ağır çekim ve hiper geçiş modlarından istediğinizi kapatıp istediğinizi açabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş, size kalmış bir şey. Son modu kullanmaya devam edin. Kamerayı kullandığınız en son modda başlatın diye bir menümüz var. Bunu aktif hale getirirseniz telefonu kapattığınızda hangi moddaysanız açtığınızda da kamera tarafın tabii ki daha doğrusu o moddan devam ediyorsunuz. Diğer özelliklerden bakacak olursak çekim yöntemleri var. Mesela ses tuşuna basarak, ses tuşuna bastığımızda ne olacağını buradan biz belirliyoruz. İşte fotoğraf çek veya video kaydet olabiliyor. Yakınlaştır yapabiliriz veya sistem ses seviyesini tutabiliyoruz. O bize kalmış. Sesli kontrol özelliği var. Burada smile, işte cheese, capture ya da shoot dediğimizde fotoğraf çekiyor veya record video dediğimizde de video kaydetmeye başlıyor kameramız. Yüzden deklanşör tuşu yapabiliyoruz veya avuç içi gösterme. Yani selfie çekerken avucunuzu gösterdiğinizde fotoğraf çekilmiş oluyor. Hızlı başlat tuşunu istersek aktif hale getirebiliyoruz. Güç tuşuna iki kez bastığımızda kamera açılıyor. Bunu kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Hızlı incelemede fotoğrafları çektikten hemen sonra görüntüleme özelliği de yine bu menüde bizi karşılıyor. Üst tarafta sol köşede flash açık, flash otomatik ve flash kapalı menümüz bulunuyor. Onun hemen yanında zamanlayıcı açık kapalı işte 2 saniye, 5 saniye ve 10 saniye özelliğimiz var. Oran, ekran oranını ayarlayabiliyorsunuz. 9'a 10, 16, 3'e 4, işte 1'e 1 veya full gibi oranlarda ayarlayabiliyorsunuz. Bir de efekt filtreler menüsü var. Orijinal var, sıcak, havalı. Şöyle bir göstereyim hemen. Lolli, soluk, çiçek, fil dişi, işte karartılmış, yumuşak, kizmi, siyah beyaz, klasik, bir tane daha siyah beyaz gibi şeyler var. Buraya kendiniz de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bir de güzellik modunda yine buradan ayarlarımız bu şekilde bulunuyor. Şimdi bunu kapattık diyelim. Ama tabii biz bu arada şeyi de bıraktık. Şu filtreyi de kapatalım. Evet, standart filtremiz de orijinaline dönmüş olalım. Tamam, şimdi döndük. Az önce aslında birazcık bahsettim ben. Çekim modlarımız var. İşte hiper geçiş var. Hiper geçiş modu var. Ağır çekim var. Ultra ağır çekim var. İşte video var. Fotoğraf var. Canlı odak. Pro. Biliyorsunuz canlı odakta arka planı full ulaştırabiliyoruz biz istediğimiz gibi. Gerçek zamanlı olarak yapıyoruz bunu. Zaten cihazda size söylüyor. Pro modunda da birçok ayarı kendimiz girebiliyoruz. İşte ISO, diyafram, sıcaklık ayarları gibi, başka ne var? Otomatik netlik, işte beyaz ayarı gibi seçenekleri buradan kendiniz manuelde değiştirebiliyorsunuz. Burada Pro modunda RAW çekimde yapabiliyorsunuz. Panorama modu var. Panorama fotoğraf çekiyorsunuz. Gece modu var. Gece çekimleri yapabiliyorsunuz. Yiyecek modu var. Yiyecek fotoğrafları çekmiş oluyorsunuz. Burada her modu açtığımızda da bu arada üst menü değişiyor. İşte mesela burada bir mod var. Radyal bulanıklaştırma kapalı açık diyorsunuz. Mesela burada başka ne var? İşte renk seçeneklerimizi bu sağ üst köşedeki yerden ayarlayabiliyorsunuz. İşte gece modunda üst taraftaki menü değişiyor. Panorama modunda hakeza öyle. Pro modunda da hakeza öyle. Yani bu modlarda burada değiştirebiliyorsunuz. Bir de
Yukarıda bir görüyoruz şu anda ekranda. Ayar emoji özelliğimiz var. Şimdi biliyorsunuz Samsung'un telefonlarında sizin görüntünüzü bir şekilde bir böyle animasyona çeviriyordu. Ben yapmıştım mesela bir tane daha önce. Şu anda ekranda o var. Bu arada çok güzel olmuş. Bayağı bir geliştirmişler bunu. Daha önceki versiyonlar çok daha basitti. Yani S9'daki versiyon çok daha basitti ayar emoji ama burada çok başarılı bir hale gelmiş. Mesela tek kaşınızı kaldırıyorsunuz veya tek gözünüzü şöyle ben şu an yapıyorum. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Gözümü kırpıyorum. Onu gösteriyor. Mesela dilinizi çıkarttığınızda şöyle yapayım. Şu anda o animasyonunuz da dilini çıkartıyor. Bu çok güzel olmuş. Bu arada animasyon üretirken onu da bir göstereyim isterseniz. Mesela bir tane daha ekleyelim. Önce fotoğrafınızı çekiyorsunuz tabii her zaman olduğu gibi. Fotoğrafımızı çekelim. Ben şimdi fotoğrafımı çektim. Burada karşınıza 4 seçenekli bir menü geliyor. Erkek, kadın, kız çocuğu, erkek çocuğu. Artık çocuk da yapabiliyorsunuz. Mesela ben kızımla denedim. Gayet güzel sonuçlar aldık. Şimdi seçiyoruz. Erkek dedik. İleri diyoruz. Şu an ön izleme oluşturuluyor diyor. Şu an yapıyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Aslında geçen günküne biraz benzedi. İşte burada ne yapabiliyorsunuz? İsminizi değiştirebiliyorsunuz. Görünümleri, işte ten renginizi ayarlayabiliyorsunuz. Böyle uzaylı gibi yeşil suratlı birisi yapabilirsiniz. Ne bileyim kara bir şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi böyle farklı abidik kubidik. Yani normalde gerçek hayatta olmayacak renkleri de buradan atabiliyorsunuz. Saçınızı ayarlayabiliyorsunuz. Sakalınızı ayarlayabiliyorsunuz. İşte mesela top sakal koyuyorsunuz. Ne bileyim farklı türlü keçi sakalı koyabiliyorsunuz. Böyle işte komik komik şeyler yapabiliyorsunuz buradan. Mesela şöyle yapalım. İşte yüz ifadenizin hani yüz şeklinizi daha farklı yapabiliyorsunuz. İnce uzun bir yüz olabiliyor. Biraz daha derli toplu bir yüz de olabiliyor. İşte gözleri ayarlayabiliyorsunuz. Göz renginizi, göz şeklinizi. İşte buradan mesela farklı farklı renkler de yapabiliyorsunuz. Kaşlarınızı işte ince kaşlı yapabilirsiniz isterseniz. İsterseniz daha kalın kaşlı yapabiliyorsunuz. Bakalım başka ne var? Burun. İşte dudak, kulak gibi işte seçenekleri istediğiniz gibi değiştirip kendinizi daha da fazla benzetebiliyorsunuz. Kıyafetleri de değiştirebiliyorsunuz. Mesela mont giyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir şeyler sordu. Devam edelim. Epey bir özelleştirme yapılmış. Yani bu özelleştirmeler emojinin, ayar emojilerin çok daha gerçekçi hale gelmesini sağlıyor. Ben mesela şimdi şöyle kaydedeyim bunu. Şu an işte kaydediliyor. Çok komik bir şey yaptım ben gerçi ayrı konu. Emojimiz oluşturuluyor. Bu emoji oluşturulduktan sonra da bunu arkadaşlarımıza animasyon, görüntü vesaire olarak da gönderebiliyoruz. Bence bu gerçekten de çok başarılı olmuş. Evet şimdi yaptı. Bitti diyoruz. Bir tane daha emojim oldu şu anda. Bir ayar emojimiz de bu şekilde olmuş oldu. Kameranın performansına bakacak olursak fotoğrafta ve videoda çok başarılı sonuçlar veriyor. Zaten Samsung daha önceki modellerinde de S9'da da mesela böyleydi. S9 Plus'ta da böyleydi. Çok iyi sonuçlar veriyordu. Hatta biz S9 Plus'ın ayrıca yine bir kamera incelemesini de yapmıştık. Onu da yukarıdan şimdi bir yerden çıkartırım size. Oradan da izlersiniz. Çok başarılı sonuçlar veriyor. Hem video tarafında hem fotoğraf tarafında çeşitli fotoğraflar, çeşitli videolar çektik biz. Biz bu ürünle çektiğimiz fotoğrafları ve videoları birazdan sizlerle paylaşacağız. Siz de bakarsınız ve kendiniz fotoğraf ve video kalitesi konusunda kararınızı verirsiniz. Ayrıca Samsung Galaxy S10 Plus kullanarak çektiğimiz örnek fotoğraflardan oluşan bir galeriyi de teknolojioku.com adresine yükleyeceğiz. Onu da aşağıdaki açıklama bölümünden linkini görebilirsiniz. Daha detaylı bir fotoğraf kalitesini görmek istiyorsanız o galeriye bakmanızı öneriyorum. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy S10 Plus ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Biliyorsunuz bu telefonun ön kamerası 4K 30 fps video çekebiliyor. Şu anda 4K kayıt yapıyorum bu arada. Ses kalitesi ve işte görüntü kalitesini şu anda ekranda görüyorsunuz. Güneşli ve açık bir İstanbul sabahındayım. Görüntü kalitesi S10 Plus'ın ön kamerasının bu şekilde. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy S10 Plus'ın ana kamerasını yani arka kamerasını kullanarak çekiyorum. Güneşli bir İstanbul sabahındayım. Güzel bir hava var. Videonun sesi ve görüntüsü de yine telefon üzerindeki
teknolojileri kullanarak alıyoruz. Bu arada video modunda eğer 4K seçerseniz 4K 60fps video kayıt yapıyor ki şu anda yine ben bu modda yapıyorum. Optik zoom özelliğini kullanamıyorsunuz. Dijital zoom yapabiliyor ama tabii görüntü haliyle bozulmuş oluyor. İşte Samsung Galaxy S10 Plus'ın ana kamera video kalitesi bu şekilde. Mesela canlı odak tarafında çok daha gelişmiş özellikler var. Mesela şimdi ben şu anda işte canlı odakta bakın bulanıklaştırma efekti var. Bu efektleri çekimden sonra da değiştirebiliyorsunuz. Şu anda ekranda gerçek zamanlı yapıyorum ben mesela bunları. İşte zoom girme efekti var böyle. Size zoom girmiş gibi gösteriyor şu anda. Görüyorsunuz mesela. İşte dairesel bir efektimiz var. Bu efektin şiddetini de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellikle bu ön kameranın çiftli olması çok daha hani gerçekçi sonuçlar almanızı sağlıyor. Özellikle bu efektler bu hani arka planı bulanıklaştırma, flulaştırma efektleri konusunda. Çünkü biliyorsunuz normal cep telefonlarında standart bir kamera bulunuyor ön tarafta. Bokeh etkisi yani alan derinliği etkisi dijital olarak yapılıyor. Burada fiziksel bir kamera olduğu için alınan sonuçlar haliyle çok daha iyi olmuş oluyor. Evet sonuçlardan da gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 Plus kamera tarafında çok iddialı bir cep telefonu. Aldığımız sonuçlar da bize bunu gösteriyor zaten. Sizin de bu telefonla ilgili özellikle kamera tarafında merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.